Nihai ve kesin karar açıklanmak üzere. Kız babasıyla kalıyor. Bir ailenin dağılması her zaman kötü bir olaydır. Ama belki de her şey sona ermemiştir. Anneler asla pes etmez. Sena ev sonu ziyaret etmek istiyor. Ama kapıda bu var. Enes tam bir şakacı. Kimse Sena'yı durduramaz. Kötü korumalar dışında tabii. Efsun'u görmeye geldim işte. Çocukla görüşemezsiniz. Bu kayayı aşmak zor. Ama Sena Enes'e bir ders verecek. Engellerin etrafından dolaşsam nasıl olur? İşe yaramadı. Burası çıkmaz son. Günün adamı da geldi. İçeri giremiyorsun değil mi? Kapıların kilitlerini değiştirdim ve pencereye demir parmaklı koydurdum. Bunu sen istedin. Eve girmenin bir yolu olmalı. Sena dikkatli güvenliğe geçmenin yolunu bulacak. Bugünlük işim bu kadar tatlım. İşte bu. Sena'nın içeri girmesi yasak değil artık. Burada hizmetçi sonuçta. Geç içeri ama etrafta çok dolanma. Başardı. Küçük Efsun nerelerde? Annesini özlemiş olmalı. Nasılsın Efsun? Seni gördüğüme sevindim anneciğim. Sana bir sürü haberim var. Ama bu görüşme uzun sürmeyecek. Korumalar asla uyumaz. Anne eve mi girdi? Buna asla izin vermem. Dışarı çıkın hanımefendi. Efsun yakında görüşeceğiz, söz veriyorum. Bugün okulda anneler günü kutlanıyor. Çok özel bir gün. Bütün öğrenciler okula anneleriyle birlikte geldi. Efsun hariç. Annesinin yerine okula babası geldi. Bu aile savaşından bıktım artık. Keşke yer yarılsa da içine girsem. Artık tüm okul Efsun'a gülecek. Ne bakıyorsunuz? Daha önce baba görmediniz mi siz? Bu işe yaramayacak. Canından çok sevdiği kızının üzülmesine izin veremez. Hemen döneceğim Efsun. Ve şimdi kutlamanın en önemli kısmına geldik. Tatlı annelere çiçek verme vakti. Efsun'un annesinin bu toplantıyı kaçırmaması çok güzel. Kılık değiştirme başarıyla sonuçlandı. Baba harika görünüyor. Çiçekler için teşekkürler. Harika bir fikirdi değil mi Efsun? Babası çok kreatif. Bazen ikisinden de uzak kalmak daha iyi sanki. Efsun annesini çok özlüyor. İyi ki dolabındaki kıyafetler hala duruyor. Bu fotoğrafta çok mutlu görünüyorlar. Efsun ne yapıyorsun? Gördüğün gibi seni özlüyorum anne. Ne zaman bitecek bu? Alışsan iyi olur. Artık annen yok. Odana git. Enes bu işin icabına bakacak. Sena'dan kalan bütün anıları temizlemenin vakti geldi. Bu pek kolay bir iş değil. Sena'nın eşyalarında neyin gizlendiğini asla bilemezsiniz. Göreve hazırım. Başlıyoruz. Sena'nın bir sürü kıyafeti var. Bütün paranın nereye gittiğini şimdi anladım. Buna da ihtiyacımız yok artık. Sena'nın aile fotoğraflarında da yeri yok. Geçmiş için üzülmemeliyiz. Böylese daha iyi. Sena'nın eşyalarının yeri çöp kutusu. Artık Efsun üzülmeyecek. Ne kadar anlayışsız bir baba. Bunu nasıl yapabiliyor? Ama Efsun annesinin eşyalarını kurtarıyor. Gösteriye hazırlanmak şakaya gelmez. Amigo antrenörünün tavırları oldukça sert. Her zamanki idmanımızla geçelim kızlar. Ellerinizi buraya koyun. Bacaklar da böyle. Aman Allah'ım. Sırtım ağrıyor. Siz devam edebilirsiniz. Neler oluyor böyle? Görünüşe göre antrenmanı bitirmek imkansız. Bir yandan takım maskotu onlara engel oluyor. Çekil şuradan, rahat bırak bizi. Bunu nasıl yapabiliyor? Derdi ne bunun? Belki de kızmıştır. Efsun sessiz ol. Annenim ben. Aman Allah'ım. Annesi kızına ulaşmanın bir yolunu buldu. Ama mutlulukları uzun sürmedi. Antrenörleri amigoların dinlenmesine izin vermiyor. Çekil şuradan ayıcık. Devam ediyoruz kızlar. Yine başaramadılar. Bu hareketi yapamayacaklar galiba. Ama takım maskotu her zaman yardımlarına koşuyor. Ben de deneyebilir miyim koç? Sorun yok. Canın yanabilir ama. Hazır mısın kızım? Yaşasın. Başardılar. Ama artık etraftaki herkes ayı kostümünün altında kimin saklandığını biliyor. Babası Efsun'u çok sert bir dille annesiyle görüşmemesi için uyardı.
Buradan gitme vakti geldi. Bekle, yakalayacağım seni. Efsun partiye gidecek. Eskiden annesi hazırlanmasına yardım ederdi. Ama artık babası yardım edecek. Güzel bir göz makyajı, biraz pudra ve fondöten istiyorum baba. Pek anlamadı gibi ama. Babası elinden geleni yapmaya çalışacak. Başlıyoruz. Burayı biraz boyayalım. Buraya da sürelim. Biraz da sim. Sonucu görmeye hazır mısın Efsun? Nasıl olmuş? Bu aynadaki de kim? Her şeyi mahvettin baba. Muazzam görünüyorsun. Şimdi giyinebilirsin. Çocuklar ne çabuk büyüyor. Partiye hazırım babacığım. Ama evde kalsam daha iyi. Saçmalama Efsun. Muhteşem görünüyorsun. Ama bir şeyler eksik sanki. Hemen dönerim. Bu kıyafetlerle partiye gidemem ki. Annesi tam zamanında geldi. Endişelenme tatlım. Hemen hallederiz. Makyajını baştan yapabiliriz. Böyle daha iyi oldu değil mi? Aa evet. Teşekkür ederim anneciğim. Aa sanırım Enes geliyor. Koltuğun arkasına saklansam iyi olur. Bak ne buldum Efsun. Ne kadar tatlı değil mi? Çok yakıştı. Bu sanat eserini kim hazırladı? Babası hazırladı tabii. İşte bu. Gidebilirsin şimdi. Aa galiba babası aradaki farkı anlamadı bile. Her zamanki erkekler işte. Sena uzun süredir kızını göremiyor. Gecenin bu vaktinde Enes onu fark etmeyecek bile. Yapması gereken tek şey Efsun'a bir işaret göndermek. Annemmiş. Ona tırmanacak bir şey yapsam iyi olur. Çarşaflar bu iş için biçilmiş bir kaftan. Sağlam görünüyor. Hazır mısın anne? Tırman. Sena bu küçük engel karşısında hiç korkmadı bile. Çarşaflarla ikinci kata tırmanmakta sorun mu yani şimdi? Babam mı geldi? Saklan çabuk. Daha uyumadın mı Efsun? Uyuyorum babacığım. Aferin kızıma. İyi uykular. Ama bu gece kimse uyumayacak. Eğlenmeye planlıyorlar. Efsun ve annesi her zaman yapacak bir şey bulur. Makyaj çalışması yapmayalı uzun zaman olmuştu. Babası kadınsal durumlardan pek anlamıyor. Annesinin yerini asla tutamaz. Ne kadar uğraşırsa uğraşsın. Annesi harika yemekler yapardı. Efsun annesinin turtalarını ve kurabiyelerini çok seviyor. Çok lezzetliler. Ama babası normal bir yemek bile yapamıyor. Yapabildiği tek şey makarna haşlamak ve yumurta kırmak. Bu kadar. Ama elinden geleni yapıyor. Yemem lazım. Yoksa üzülecek. Neden yemiyorsun Efsun? Hasta mı oldun? Teşhisi koymak zor değil. Çok üzgün. Efsun annesini özlüyor. Gitsem sorun olmaz değil mi? Pek öyle görünmüyor. Hepsi Sena'nın suçu öyle değil mi? Aa, sana bir ders vereceğim. Gülümse Efsun. Bugün senin doğum günün. Annesi yanında değilken nasıl eğlenebilir ki? Sana bir hediyem var tatlım. Gözlerini açabilirsin. Bugün özel bir gün olduğu için. Birden fazla hediye alacaksın. Bir sürü hediye aldım sana. Heyecanlandın mı? Pek öyle görünmüyor. Sorun değil. Babacığın hemen halledecek. Şu komik surata baksana. Efsun buna hep gülerdi. Ama bugün gülmüyor. Babasının aklında birkaç tane komik şaka daha var. İşe yaramıyor. Tek bir çare kaldı. Burada bekle Efsun. Acaba babasının aklına ne geldi? Hediyelerinden bıktım artık. Yok yok. Bu sıradan bir hediye değil. Hazır mısın? 3, 2, 1. Anne! Bunu bana nasıl yaparsın Enes? Sessiz ol tatlım. Bugün Efsun'un doğum günü unuttun mu? Nasıl aklından çıktı anlamadım doğrusu. Tatlım gel sana bir sarılayım. Doğum günü yeni bir anlam kazandı. Enes kaybetti. Görünüşe göre kızının ona ihtiyacı yok. Nereye gidiyorsun babacığım? Hadi birlikte biraz eğlenelim. Tıpkı eskisi gibi. Görünüşe göre her şey henüz bitmedi. Bu aileden vazgeçmek için daha çok erken. Aile hikayemizi beğendiniz mi? Efsun'un anne ve babasının tekrar bir araya geleceğini düşünüyor musunuz? Yorumlara yazın. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece yeni videoları arkadaşlarınızla paylaşmış olursunuz.